Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Ey Rabbim, işimizi kolaylaştır Allah'ım, zorlaştırma. Hayırlı sonuçlara, iyiliklere, güzelliklere erdir ya Rabbi. Bizleri yaratan, yaşatan, koruyan, gözeten, rahmet eden, merhamet eden Allah'a hamdü senalar olsun. Yoluna kurban olduğumuz Efendimiz'e, al ve ashabına salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Evet, Allah Resulü'nü zehirlediler, söylemiştik dün. Yahudiler tarafından Resulullah zehirlendi. Bu arada Yahudiler Müslümanlardan gördükleri, o dönem Asr-ı Saadet döneminde Müslümanlardan gördükleri insani muameleye rağmen hainliklerinden vazgeçmediler. Müslümanlar öyle insanlar ki Yahudi olsun, Hristiyan olsun, ne olursa olsun insana insan olduğu için değer verir. Müslümanlar böyle. Düşünün, Resulullah'a komşu Yahudiler, Resulullah onlara nasıl bir muamele eder yani? Ne kadar nazik, ne kadar kibar, ne kadar insancıl değil mi Resulullah? Hayvanlara bile ne kadar merhameti var yani. Bırakın ki hayvana bu kadar merhamet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insana ne kadar kadri kıymet verir yani. Şeyh Edebali diyor ya hani, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hakikaten öyle değil mi kardeşler? İnsan eşrefi mahluk, en güzel surette yaratmış Allah. Evet, gizlice bir plan yapıyorlar ama. Resulullah'ın bu kadar iyiliklerine rağmen gene gizlice bir plan yaparak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i öldürmeye karar verdiler. Sade Mekke'nin müşrikleriyle uğraşmıyor Resulullah. Ve bu bedbahtlar henüz önceki o cürümlerinin neticeleri ortadayken, daha evvelce de gene çok hata yapmış iken Resulullah sinesine çekiyor. Bir mukabelede bulunmasa bile, daha bunlar ortadan kalkmamışken bile kendilerini diğer o Yahudi kabileleri gibi sürgün etmeyip affeden yüce peygambere. Evet, Medine'den sürdü ya birilerini. Bunlara öyle yapmadı gene. Gene merhamet etti Allah Resulü. Ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu iyiliğine karşı gene ihanete tevessül etmekle bir kere daha ahitlerini bozdular. Sözlerini bozdular. Müslüman o kimse ki, Resulullah'tan daha büyük bir Müslüman kimi gösterebilirsin? Ondan daha iyi birisi kimi gösterebilirsin? Ondan daha cesaretli kimi gösterebilirsin? Bütün bunların olduğu Resulullah'a, rahmeten lil alemin olarak gelen Hazreti Peygamber'e gene bir kere daha ahitlerini bozdular, ihanet ettiler. İşte bu sinsi ihaneti gerçekleştirmek için o Yahudilerin reislerinden Haris'in kızı Zeynep. Yahudi kızı Zeynep, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabıyla birlikte yemeğe davet ediyor. Bir koyun kızartarak ve her tarafını zehirledi. Bir koyun kızarttılar ama her yanı zehirlendi yani. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanın o kürek kısmını daha çok sevdiğini bildikleri için oraya daha da fazla zehir sürdüler. But tarafını, kol tarafını severmiş Resulullah et yerken. Evet, onun sevdiğini bildiği için oraya daha böyle kat kat zehir sürdüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk lokmayı mübarek ağızlarına alır almaz onu çıkararak ashaba dedi ki,
bu et dedi bana zehirli olduğunu haber veriyor. Pişmiş et Resulullah'a haber veriyor. Bu et bana zehirli olduğunu haber veriyor diyor Resulullah. Ey ashabım sakın yemeyiniz buyurdular. Ancak ashabtan Bişir bin Bera radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellemin yemeye başlaması üzere o da etten bir parça almış ve Hazreti Peygamber'in ikazı sadır olmadan, o ikaz etmeden önce çiğneyip yutmuş. Onun dışında yemeğe el sürmemişler diğer sahabiler. Onun dışında el sürmemişlerdi. Ve çok geçmeden ihanet yapan kadın yakalandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildi. Ve Peygamberimiz ona bu koyunu sen mi zehirledin diye sordu. Neden yaptın, niye yaptın bunu? Yahudi kızı Zeynep diyor ki zehirlediğimi sana kim haber verdi dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki şu önümde bulunan kürek kemiği var ya o haber verdi bana buyurdu. Ve Zeynep evet dedi ben zehirledim diyerek suçunu itiraf ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peki bunu niçin yaptığını soruyor. Neden yaptın? Niçin yaptın bunu? Sen dedi sen. Yahudi kız öyle diyor. Sen benim babamı, amcamı, kocamı öldürdün. Kavmime diyor şu yapmadığın kalmadı diyor Resulullah'a. Kendi kendime eğer o gerçekten peygamberse yaptığım şey kendisine muhakkak Allah tarafından bildirilir ve zehir kendisine zarar vermez. Bak Yahudi kızı bunu da biliyor yani. O gerçek peygamberse Allah bildirir, zehir de ona zarar vermez. Eğer o yalancı, haşa, biri veya hükümdarsa bu zehirden ölür ve böylece kendisinden kurtulmuş oluruz. Böyle düşündüm diyor. O kadar da uyanık yani. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl kıyıyorsun sen Resulullah'a? Nurun ala nura. Bakmaya kıyamayanlar var, canına kastedenler var. Görüyor musun? Allah bunu yapacak gücü sana vermemiştir buyurdu ona Resulullah. Ve kadın bir yandan cürmünü itiraf ederken diğer yandan da şahit olduğu bu mucizenin tesiriyle iman ediyor ama. Mucizeyi gördü, iman ederek pişmanlığını dile getirdi. Af talep etti Resulullah'tan. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz kendisine yapılan bu suikastı affetti. Ne kadar affı seviyor Resulullah. Ne kadar merhametin var senin ya Resulallah. Sen ne kadar affı seven bir peygambersin ya Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Affetti. Fakat bir müddet sonra Bişir radıyallahu anh o zehrin tesiriyle ölmesi üzerine bir lokmada öldürdü yani. O kadar zehir. Varisleri kısas istediler. Bişir'in yakınları kısas istedi. İslam'da kısasa kısas. Böylece Haris'in kızına aynı zehiri içirerek kısas yapıldı. Evet. Yakınları öyle istiyor. Hakkımızı isteriz ya Resulallah dediler. Kısasa kısas isteriz dediler. Bu dedi zehirledi öldürdü Haris'i dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bakın o ağzına aldığı bir lokma et çiğnemedi yutmadığı halde o kadar güçlü bir zehirdi ki zehirin tesirinden kurtulmak için iki omuzunun arasından kan aldırdı. Buhari Cizye'de geçiyor. Müslim Selem'de geçiyor. İbni Hişam'da geçiyor. İki omuzunun arasına kan aldırdığı söyleniyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden 3 sene sonra vefatı esnasında hastalandı.
Hastalandı Allah Resulü, 13 gün yataklarda yattı ya. İşte o 3 sene sonra vefatı esnasında bu hastalığının bu zehirden olduğu ifade edilmiştir. Yani Resulullah gene ne olmuş oluyor? Hem de şehit olmuş oluyor. O Yahudi kızının onun canına kastetmesinden o zehir 3 sene sonra gene sirayet etti. Hastalığında görüldü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin de efendisi. Resulullah'ın vefatı esnasında bu zehir tesir etti kardeşlerim. Hasan bana benzer Hüseyin babasına diyor Resulullah. Evet, Hasan bana benzer dedi ya Resulullah. Hazreti Hasan'ı işaret ediyor. Hazreti Hasan'ı ne yaptılar? Karısı Cade zehirledi ya. Dedesi Muhammed Mustafa gibi o da zehirlenerek şehit oldu. Hüseyin babasına benzer buyurdu Resulullah. Kerbübelada şehit edilen Hazreti Hüseyin Kufe Camii'nde ben kazandım diyen o zatın Hazreti Ali ki o da ne oldu? Şehit edilmedi mi kardeşlerim? Saçı sakalı kanlara bulanmadı mı? İşte Hazreti Hüseyin de babasına benzer. Hasan bana benzer diyor Resulullah. Hazreti Hasan Resulullah gibi zehirlendi. Hazreti Hüseyin de babası Hazreti Ali gibi kanlara bölendi. En nihayet hepsi de gene şehit oldu kardeşlerim. Hepsi de şehitlerden oldu. Rabbim şefaatlerine yaz Allah'ım. Kavuşmamız mahşere kaldı.